Kalem sevdası dolmuş yüreğine, yazarlıkta yol almak kaderinde. Antep'in gazilik hikayesini yazmak için edebiyatla yoğruluyor şimdiden Menekşe. Siz hiç zerdali çekirdeği yediniz mi? Peki 14 küçük çocuğun Antep topraklarını savunurken nasıl şehit olduğunu? Ya da şehit Kamil Şahin Bey'in hikayesini biliyor musunuz? Bu bölümde küçük omuzlarında bu topraklara yüksek ruhlarıyla can katanların hikayelerini yazma derdini taşıyan bir Antep kızıyla, Menekşe ile tanışacağız. Merhaba, ben Menekşe Gündüz, 8. sınıf öğrencisiyim, 13 yaşındayım. Gaziantepliyim. Gaziantep bir gastronomi şehri, yemekleriyle, önemli yerleriyle tanınmış bir yer. Merhaba, adım İmen Kambardakçı. 6. sınıfım, 11 yaşındayım. Okulumun adı Adnan Menderes Ortaokulu. Gaziantep'te yaşıyorum. Gastronomi şehri Antep ve kültürleriyle öne çıkan bir şey. Kültürleri eski tarihine dayanıyor. Profesör Doktor Ali İbrahim Yakar. Kahramanmaraşlıyım. Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim. Çalışma alanım eski Türk Edebiyatı. Ama uzun yıllar Gaziantep'te bulunduğumuz için Gaziantep tarihi, edebiyatı, kültürüyle ilgili çalışmalarımız var, belgesellerimiz var. Aynı zamanda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in tensipleriyle 5 yıldan beri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür Ayşe Genel Müdürlüğü'nü ifa ediyoruz. Gazi Kültür Ayşe'ye yayın politikaları üreten, Gaziantep'le ilgili çalışmalar yapan, tarihini, edebiyatını, kültürünü ortaya koyan yayınlar yapıyor, sempozyumlar çıkartıyor. Ve Gaziantep'e değer kattığını düşündüğümüz unsurları yerli ve Gaziantep dışında gelen insanlara sunmak amacıyla hediyelikler üretiyoruz. Gazi Kültür Ayşe'ye bağlı 14 tane mağazamız var. O mağazada Gaziantep'in değerini ortaya koyan ürünleri gelen ziyaretçilerin hizmetine sunuyoruz. Gastronomi şehri olarak bilinen Antep'in kurtuluş hikayesi belki de çoğumuzun aklında değildir. Kadim tarihinden gelen eşsiz lezzetleriyle dünyada bilinen bir şehir olan Antep, geçmişinde göstermiş olduğu mücadele ruhu ve vatan savunmasıyla derin bir tarihe sahiptir. Bugün lezzetli yemeklerini konuştuğumuz, kebaplarını yediğimiz, tatlı deyince aklımıza ilk gelen baklavasıyla ruhlara şifa olacak seviyede bir lezzete sahip bu şehrin var olmasının temelinde, mücadele eden adsız kahramanlarımızın yemiş oldukları zerdali çekirdeğinin çok acı tadı yatıyor. Menekşe'nin anlattığı, anlatmak için yazar olmaya karar verdiği, kıtlık ve açlık zamanlarında hayatta kalabilmek için yenilen acının, katlanılan sıkıntının, bugün nasıl tatlıya dönüştüğünün hikayesi aslında. Bizi unutmayın diye ruhlarımıza haykıran ecdadımızın seslenişidir Menekşe. Yazmak istediği de tam da bu. Acıyı tatlı yapmış çileli bir milletin hikayesi. Şiir ve makale yarışmalarına katılıyor. Kalemini geliştirmek için şimdiden olağanüstü bir çaba gösteriyor. Yarının yetişkin yazar ve düşünürlerinin bugünlerde yapmış oldukları her çalışma
geçmişe dönüp baktıklarında ruhlarındaki derin izlerin ilk adımlarıdır. Yeni şeyler öğrenmeyi çok istiyorum. Kültürümü genişletmeyi. Tarihle ilgili mesela Gaziantep'in kahramanları, kişileri. Antep Harbi'nde birçok kahramanlıklar yapılmıştır. İnsanlar aç kalmıştır. 6.000 kişi şehit olmuştur. 8.000 bina yıkılmıştır. Ve bu kahramanlıklarından dolayı Gazi unvanı verilip Gaziantep olmuştur. Şehit Kamil var. Üvey annesi Hatice Hanım. Bunlar bir gün kendir bellerine kendir odunlar taşıyorlar. Ve evlerine dönerken üvey annesi Hatice Hanım Fransızların erzak için depolamak kullandıkları fırının önünde dinlenmek istiyor. Arkadan Şehit Kamil ve arkadaşı geliyorlar. Sonra 3 tane Fransız askeri tarafından şehit ediliyor. Gazi Kültür AŞ'nin yayın politikasında çocukların çok büyük bir önemi var. Biz Gazi Çocuk diye bir dergi çıkartıyoruz. 10 sayı çıktı. O dergide değerlere eğitimi kapsamında günümüzde unutulan değerlerin her bir sayıda bir temasını alarak merhamet gibi, cesaret gibi, doğruluk gibi, vefa gibi unsurları hikaye tarzında işliyoruz. Ve onlara çocuklara hem görsel malzeme sunarak hem Gaziantep'le ilgili o sayıda hangi değerleri işlemişsek onlarla ilgili bilgi sunarak çocukların bir nevi yetişmesine vesile oluyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin çocuklara için değeri o kadar çok önemli ki bu anlamıyla da biz yapılan faaliyetlerimizi Milli Eğitim Müdürlükleri ile beraber yürütüyoruz. Mesela 100. yılda yapmış olduğumuz bir çalışma var. Antep savunması monopoli oyununu yaptık. Ortaokul çağındaki çocuklara hitap eden bu çalışmada Gaziantep savunmasının 100. yılını idrak ettiğimiz için orada sorular yoluyla malum Monopoly oyunu 1930'ların Amerika'sında batan bankerlerin kendilerini daha mutlu hissetmeleri için ortaya koymuştu. Biz de Antep savunması Monopoly oyununda çocukların Antep tarihi, edebiyatı, kültürü ve özellikle savunmayla ilgili bilgilerini güncelleyip onlara bir oyun havasında sunarak çocukların bu bilinçlenmesine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunuyoruz. İşgal sırasında Fransız askerinin tacizine karşı atılan Şehit Kamil Şahin Bey'in gösterdiği hassasiyetle bakmak lazım bu şehre. Ya ona erzak taşırken şehit edilen 14 çocuğun hikayesi? İşte tüm bunları yazar olup herkese anlatmak, yaymak istiyor Menekşe. Kitaba ve edebiyata olan sevgisi, meraklı ve araştırmacı ruhu onu şimdiden hikayeler yazmaya sevk etmiş. Kültürü korumak gerektiğine inanıyor. Teknolojinin mevcut kültürümüzü değiştirmesi konusunda önemli bir hassasiyete sahip. Arkadaşı Eymen'le Gaziantep tarihine göre hazırlanmış özel ve yerel bir oyunu oynuyor. İsmi Antep Savunması. Tıpkı Monopoly gibi oynanan oyun, tamamen Antep'in tarihi üzerine kurulu olarak hazırlanmış. Menekşe ve Eymen birlikte oynayarak bize bu oyunu tanıtıyor. Bir çocuk için daha bu yaşlarda bir oyun vasıtasıyla savunma cephelerini duymak, ülke savunmasında fedakarca öne atılan, bu yolda şehit olan dedelerinin, ninelerinin ismini anmak, olan biteni öğrenmek, toplumsal farkındalığın ve kolektif bilincin artması yönünde çarpıcı bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Karabıyıklı bölgesinde Maraş'a yardım götüren Fransız birliğini bozguna uğratan ve 29 Mayıs 1920'de Sarımsaktepe'de şehit olan kahraman kimdir? A. Karayılan, B. Teğmen Sait, C. Tüfekçi Yusuf. A. Karayılan. Evet, Karayılan'la ilgili neler biliyorsun Eymen? Karayılan varını yoğunu satıp Kuvayi Milliye katılıp Anteplilere silah almıştır. Sarımsaktepe'sinde
Ermeniler tarafından şehit edilmiştir. Evet, şehit edilmiştir. Devam edelim oynamaya. Bir kare ilerleyelim. Bir kare ilerleyelim. Hangisi Gaziantep'in ilçelerinden değildir? Halfeti, Kahramanmaraş, Şahin Bey. Halfeti. Halfeti şu an nereye bağlı Berekşe? Şanlıurfa'ya. Evet. Bu kaç? Bir kare ilerleyelim. İsmim Muhammed Erdevir. Edebiyat öğretmeniyim. Osmaniye Kadirli'deyim. Yayınlanmış iki öykü, bir şiir kitabım var. Bunun yanında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ'nin kültür sanat koordinatörlüğünü yürütüyorum. Biz Gazi Kültür AŞ bünyesinde okul öğrencilerinin edebiyata olan ilgilerini, kültür sanat faaliyetlerine olan ilgilerini artırmak üzere Gaziantep Edebiyat Mahfili adı altında bir proje yürütüyoruz. Bu projede yarışmalarda dereceye giden öğrencileri alıp, gönüllü olanları seçip, onlarla birlikte çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Çocukların önce iyi birer okur olmasını istiyoruz. Türk edebiyatını, dünya edebiyatını yakından tanımalarını istiyoruz. Edebiyat metinlerini derinlemesine tahlil etmelerini, analiz etmelerini, eleştirebilmelerini istiyoruz. Bununla birlikte kompozisyon ve şiir yarışmalarında elde ettikleri dereceleri geleceğe taşımak adına bazı yazı çalışmaları yapıyoruz. Bu çocuklarla bazen haftada bir, bazen 15 günde bir toplanarak onlara verdiğimiz ödevler üzerine çalışıyoruz. Burada en önemli çalışma öğrencilerin yazdıkları yazıları birlikte değerlendirmeleri. Çünkü eleştiri kültürünün oluşması edebiyat açısından vazgeçilmez bir şey. Edebiyat mahfili dediğimiz ortam da, edebiyat ortamı da zaten bu eleştirileri sağlayan bir ortamdır. Geçmişten günümüzde çeşitli edebiyatçıların bir araya geldiği yerler, mekanlar, evler edebiyat mahfili oluşturmuştur. Gaziantep'te de biz böyle bir edebiyat mahfilinin oluşmasını istedik. Büyüyünce yazar olmak istiyorum. Okumayı ve kendimi geliştirmeyi seviyorum. Polisiye ve bilim kurgu seviyorum. Bunları yazmak istiyorum. Bilim kurguda güneş sisteminin dışına çıkmak istiyorum. Yani başka yıldız sistemlerine gitmek istiyorum. Başka gizemli olaylar olabilir. Kendi kitaplarımı yazmak istiyorum. Yani merak edip böylece kendimi geliştirmek istiyorum. Ve başka sistemlere gidip oradaki sistemleri ve belki canlı yaşam varsa canlıları yazmak istiyorum kitaplarımda. Yani yazar olmak kolay değil. İyi bir okuyucu olman lazım. Ve iyi bir dinleyici olman lazım. En son bir polisiye okumuştum. Macera Geçidi diye. Burada Ahmet Şanlı diye bir yazar var ve bu yazarın evine gidiyorsunuz. Orada o sırada İçeride çalışma odasında olduğunu söylüyorlar hizmetçiler ve siz de çalışma odasına çıkarken çalışma odasından iki diyalog sesini duyuyorsunuz ve içeri girmiyorsunuz ve dinliyorsunuz diyaloğu. Ve orada işte bir tane adam Ahmet Şenli'yi test ediyor. Ondan sonra büyük bir patlama sesi duyuluyor ve içeri birden atılıyorsunuz ki adamın elinde silah var ve Ahmet Şenli kalbinden vurulmuş ve öldürülmüş. Ben Serap Bardakçı, Gaziantepliyim. 20 yıllık öğretmenlik yapıyorum. Benim üçüncü çocuğum Eymen Kaan. Sosyal bir çocuk aslında, araştırmayı seviyor. Başkalarıyla ilişki kurmayı, başkalarının hayatlarını, uzayı merak ediyor bunları. Öğrenmek istiyor. Biz de tarih bilinci olsun diye tarihe yönlendirmek istiyoruz aslında. Hayal dünyası çok gelişmiş. Aslında çok hayal kurabiliyor. Farklı dünyalardan, farklı canlılarla iletişim kurabileceğini, ya da onun yerine kendini koyabileceğini düşünebiliyor hayal gücü olduğu için. Bence ileride çocuklar için de bir iyi örnekler, iyi kitaplar yazabileceğini düşünüyorum. Biz aile olarak biraz herhalde tarih okumayı seviyoruz. Eşim de tarih, sosyal bilgiler öğretmeni. Bizim böyle kendimize ait kütüphanemiz de var evimizde. Okuyoruz biz aslında. Ailecek çocuk, diğer kızlarım da okuyor. Tarihi kitapları çok okutuyoruz aslında. Biraz daha tarih bilincini öğrensin, geleceğe boş gitmesin istiyoruz. Geçmiş yaşamından örnek alarak neler yapması gerektiğini, nasıl çalışması gerektiğini, ülkesinin ne kadar zorluktan geçtiğini, bu zorluklar sonucunda kazanılmış bir ülkenin de iyi vatandaşları olması gerektiğini öğrenmesini istiyoruz. Gazi kültürün olan merakını daha çok tetiklediğini,
yazmaya, okumaya daha çok katkıda bulunduğunu, analiz etme yeteneğini geliştirdiğini düşünüyorum. Neden yazmasın, neden olmasın? Bunların geliştirdiğini düşündüğüm için olumlu görüyorum. Kitaba ve edebiyata meraklıyız. Gaziantep'li genç kız çocukları ve savaşta bizi kurtaran şehirlerimiz hakkında kitaplar yazıyorduk. Ve bunu daha da yaymak için bu projeye katıldım. Bir kız çocuğunun hayatla ilgili mücadelesine, mesela aile hayatı, okul hayatı, yaşamdan, dış dünyadan örnekler. Mesela ailesiyle arasındaki ilişkiyi, annesi ve babası arasındaki ilişkiden etkileniyor ve bundan güçlü olmaya, kendini savunmaya gayret ediyor. Ve bu şekilde bir kitap. Tüm olumsuzluklara karşı savaşması, direniş göstermesi. Ya geçmişte çok böyle kültüre bağlıydı herkes, şimdi öyle değil. Teknolojinin gelişmesi zaten bir kültür bozukluğu. Onunla birlikte her şey dağıldı. Mesela çocukların daha fazla hastalanmaları, çünkü çok fazla bakıyorlar mesela. Çocukların sonra oralardan öğrendikleri işte argo sözler falan. Şehitlerini yazmak istiyorum. Fedai Mehmet'i yazmak istiyorum. Savunmaya katkılarından komutan Özdemir Bey bir mektup veriyor İsmail Bey, Fedai Mehmet Bey'e. Bunları Türk Birliği'ne verin diyor. Bunlar da dilenci kılığına giriyor Fransızdan fark etmemesi için. Yola düşüyorlar. Yolda Fransızlar bunları buluyor. Şey diyorlar, ne yapıyorsunuz siz burada diyorlar. Onlar da diyor ki biz fakiriz, ekmeğimizi arıyoruz diyorlar. Özdemir Bey'i ve Fedai Mehmet'i de tanıyor musunuz diyorlar. Onlar da tanımıyoruz diyorlar. Ondan sonra bunları karargaha götürüp işkence ediyorlar. İşkence ettikten sonra hala söylemiyorlar İsmail ve Fedai Mehmet. Ondan sonra bunları saldık diyorlar. Ve giderken arkalarından İsmail'i ve Fedai Mehmet'i vuruyorlar. İsmail şehit düşüyor. Fedai Mehmet'in de bacağına vuruyor. Kurşunla şey götürüyorlar karargaha. Orada bacağını kesiyorlar. Ve ondan sonra tekrar işkence yapıyorlar. Ama yine de Fedai Mehmet Bey söylemiyor. Ondan sonra Türkler de diyor ki 12 Fransız karşılığında bize Mehmet'i geri ver diyorlar. Esir değiş tokuş oluyor ve devam ediyorlar. Mehmet Bey, Özdemir Bey diyor ki başaramadım. İki kişi gidip tek kişi geldik diyorlar. İsmail şehit düştü demek istiyor orada. Maalesef kurtaramadım diyor. Tek kişi geldim. Onun için ağlıyor Özdemir Bey'e. Doğduğu tarihi başlarım. Ondan sonra böyle bu göreve alış tarihini, Özdemir Bey'le karşılaşmasını falan yazarım. Oradan başlarım. Bence bir yazar özgür olmalı. Ve iyi bir okuyucu ve iyi bir dinleyici olmalı. Bir kitap yazarken özgür olmalı ve yazdığı şeyleri arkasında durmalı. Bunu ben yazdım demeli. Gaziantep'in edebiyatçılarını arttırmak istiyorum ve geliştirmek istiyorum. O yüzden yazar olmak istiyorum. Bizim yine başka bir çalışmamız var. Çocuklara yönelik olarak bahsettiğimiz. Başında Muhammed Erdevir hocamız var. Onunla beraber biz Milli Eğitim'de Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu şiir yarışmalarında, kompozisyon yarışmalarında derece alan çocukların Gaziantep Edebiyat Mahfili programı adı altında onları belli aralıklarla toplayıp onlara yazarlık eğitimi vermek suretiyle bir metin nasıl yazılır, bir kitap nasıl okunur, bir çocuğun kişisel gelişimine katkı sağlayacak unsurlar nasıl meydana gelir diye bunu yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep'in öyle bir özelliği vardır ki 14. yüzyılda yaşamış olan Bedrettin Ayni var. Onun bir eseri var. İlk Dilcuma Fi Tarih Ehli Zaman diye Arapça muhteşem bir eserdir.
Bedrettin Ayni'yi orada Gaziantep'i anlatırken Türk İslam medeniyetinin zirve dönem yaşadığı Buhara'dan hareketle Gaziantep'e Küçük Buhara demişti. Küçük Buhara dediğimiz şey bu anlamıyla alimlerin, şairlerin, düşünürlerin çokluğundan hareketle bu verilmişti. Daha sonraki yüzyıllarda da geldiğimizde Gaziantep'te çok önemli yazar ve şairlerin çıktığını biliyoruz. Mesela benim alanım eski Türk edebiyatı. 211 tane Osmanlı şehri arasında Gaziantep yetiştirdiği şair bakımından 11. sırada. Bu müthiş bir rakam. Çünkü İstanbul var, payitaht. Edirne var, payitaht. Bursa var, Konya var, Amasya var, Halep var, Şam var. Bunlar arasında 11. sırada olmak müthiş bir rakamdı. Biz anlıyoruz ki buradan Gaziantep geçmişte de kent özelliğine sahipti. Çünkü edebiyat, eser yetişmekle ve yetiştirmekle alakalıdır. Bu şehir geçmiş dönemde o kadar çok şair ve yazar yetiştirmişti ki, mesela bizim mütercim asımımız var, Türk sözlükçülüğünün babası olarak ortaya çıkmıştır. Bu topraklara yetişmiştir, sonra İstanbul'a gitmiştir. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de Gaziantep'ten çok fazla yazar ve şair çıktığını görüyoruz bu anlamıyla. İşte Ömer Asım Aksoylar, araştırmacı olarak Cemil Cahit Güzelbeyler, arkasından işte son zamanlarda malum biliyorsunuz Ahmet Ümit, Antepli'dir bu anlamıyla. Cahit Telli gibi, Ülkü Tamer gibi ülke edebiyatına ve kültürüne katkı sağlamış yazarlara ve şairlere mevcuttur bu şehirde. Malum teknoloji çağındayız. Biz çocukları bu teknolojiden korumak ve kurtarmak için öyle işler yapmalıyız ki onların bu zihin dünyasına dokunacak, onları edebiyat ortamında, güzel sanatlar anlamında, şiir anlamında yetiştirecek imkanları sunmak zorundayız. Dijital bir çağda yaşıyoruz malum olduğu üzere. Dijital çağın yerlisi çocuklar, mültecisi biziz, büyükler. Onlar yerli. İşte bu yerli olan o çocukları, dijital çağdaki o çocukları teknolojinin uzaklaştırmadan onları bilmesini sağlayarak ama insan zihninin daha çok faaliyet gösterdiği şiir gibi, edebiyat gibi, kompozisyon gibi unsurlara besletebilirsek biz bu çocukları korumuş ve muhtemelen bundan sonraki kuşağı da iyi bir yazar, iyi bir şair, iyi bir düşünür olarak yetiştirmiş olacağız. İşte Gaziantep Edebiyat Mahfili'nin ana amacı bu. Vatan annedir, babadır, bizi geliştiren, büyümemizi sağlayan, beslendiğimiz yerdir. Vatanımızı korumak için gerekirse canımızı bile veririz. İnsanlar birbirlerini korumak için canla başla vatanını korumak için çalışmışlardır. Birçok fedakarlık yapmışlardır. Kurtuluş Savaşı'nda insanlar aç kalmışlardır. Zerdali çekirdeği yemişler, yani acı badem aç kaldıkları için. Böyle çok acı ama biraz eşkimsi bir tadı da var. Çünkü aç kaldılar, başka yiyecekleri bir şey yok. Eğer yemezlerse ölecekler. Antep savunmasının 100. yılında çocuklarımızı geliştirmek ve gelecekteki yerlerini almak için gerekli şartları oluşturan anne, baba ve yetkililerin çabaları ilham verici özellikte. Menekşe'de kendi hayallerine kavuşma çabası içinde kendi geleceğiyle birlikte kurtuluş ruhunu taşıyan şehrinin geleceğine doğru yolculuk ediyor. Şimdilik annesi ve anneannesinin ellerinden yediği yuvalamanın sadece tadını bilse de inanıyoruz ki ileride içinde yaşadığı kadim şehrin tarihi oluklarından akıp gelmiş bu nefis tarifleri kendi elleriyle yapacak ve hatta onların hikayesini yazacak. Yazdığım şeyde bu uzaylı Mars'ta yaşıyor ve oksijen gibi şeylere ihtiyaç duymuyor. Bu Mars'a büyük bir gezegen çarpıyor ve bundan dolayı çalıştıkları her şeyi ve başka arkadaşları, uzaylı arkadaşlarıyla birlikte başka gezegenler arıyorlar. Ve Plüton'u seçiyorlar. Plüton'a gidiyorlar. Buralar falan çok soğuk diyorlar.
Bu sefer dünyayı ilerler ve dünyadaki yaşamı ayak uydurmaya çalışıyorlar. Plüton çok dağlıkları olan ve soğuk bir gezegen. Vatan anadır, vatan babadır. Anne kucağıdır. Vatan kardeştir. Seni besleyen, geliştiren, bilinçlendiren yerdir. Bizim hem lise grubunda hem de ortaokul grubunda çalıştığımız çocuklarımız var. Bunlardan bir tanesi Menekşe Gündüz. Menekşe 8. sınıf öğrencisi. Oldukça güzel hikaye anlatma kabiliyeti olan bir çocuğumuz. Biz Menekşe ile birlikte hem çocuk edebiyatını, genç edebiyatını yakından takip ediyoruz, okuyoruz. Bir yandan sınava hazırlanıyor fakat bir yandan da edebiyattan, öğrenmekten, kültürden kopmuyor. Zaten en önemli kısmı insanın kendine yaptığı yatırım. Menekşe bunun farkında olan bir kızımız. Kendine yatırım yapıyor, okuyor, kendini geliştiriyor ve yazma konusunda hayallerini besliyor. En büyük hayallerinden birisi kendisi gibi Gaziantep'li kız çocuklarının hayatlarını yazıya geçirmek. Bunun yanında da Antep Harbi kahramanlarının, işte Şehit Kamil'in, Fedai Mehmet'in, bunun gibi çocuk kahramanların hayatlarını romanlaştırabilmek. Menekşe bunun üzerine çalışıyor. Bir diğer öğrencimiz Eymen Bardakçı, o 6. sınıf öğrencisi, henüz daha yolun çok başında. Özellikle macera romanlarını, bilimi, bilim kurguyu çok seviyor. Uzayla ilgili kitaplar yazmak, uzayla ilgili kurgular kurgulamak istiyor. Onun da çalışmaları o yönde ilerliyor. Onunla da yine özel olarak birebir ilgilenerek çocuğumuzun bilim kurguyu, fantastiği yakından tanıması ve belki kökenleri bizim kendi hikayelerimize, efsanelerimize, masallarımıza dayanan gelecekte bilim kurgu metinleri üretebilmesini istiyoruz. Bu çocuklarla biz Türkiye genelinde isim yapmış Gaziantep'li edebiyatçı sayısını artırmak istiyoruz. Temel hedefimiz, beklentimiz bu. Menekşe çok sakin bir çocuk ama bunun yanında çok meraklı. Özellikle tarihi ve doğa bilimleriyle ilgili konuları çok merak ediyor. Yazarların kurgularını nasıl yaptığı üzerinde çok duruyor. Eymen ise daha çok işin polisiye kısmında merak ögesini çok önemsiyor. Zaten bilim kurgu yazmayı düşünüyor. Polisiye romanlardan falan da çok etkileniyor. Kurguları yaparken yazarların, senaristlerin nasıl yaptığını inanılmaz derecede merak ediyor. İki çocuğun da ortak noktası çok meraklı olmaları. Ben bunu çok değerli buluyorum. Çünkü merak olmadan üretim olmuyor bana kalırsa. Merak ediyor olmaları bence çok değerli. Biz belli bir seviyede olan çocukları bir nevi atölye çalışması yaptırarak o çocukların gelişimini sağlayacak olan faaliyetlerde bulunuyoruz. Sağolsun Muhammed Hocam o çocuklarla her zaman ilgileniyor. Haftalık toplantılar yapılıyor onlarla beraber. Onlara bir kitap nasıl okunur? Bir şiir nasıl tahlil edilir? Kendinizi geliştirmek için hangi materyallere sahip olursunuz düşüncesiyle onların eğitimine katkı sağlıyoruz. Çok önemli bir çağdayız. 100 yıl önce oynanan oyunlarla 100 yıl sonra oynanan oyunların aynı olduğunu bildiğimiz için biz daha çok çocuklar ve gençler üzerine yatırım yapmalıyız ve yapmak zorundayız. Çünkü onları kaybedersek çok büyük bir düşüşe geçmiş olacağız. Onları kaybetmememiz gerekiyor. Onun da yolu neyden geçiyor? Düşünceden. Düşünün, sosyal medyada bir olgumuz var. İnsanlar 140 karakterle anlaşıyorlar. 140 karakter kelime bile değil. 112 bin Türkçe'de kelime var. 112 bin kelime var. Ortaokul, lise çağındaki çocukların konuştuğu kelime sayısı 300-500'ü geçmiyor. Biz öyle işler yapmalıyız ki bu çocukların zihinlerini geliştirmek için, o zihni faaliyetlerini bulundurmak için bu tür birebir olarak eğitebileceğimiz insanlara yoğunlaşmamız lazım. Tabii herkes tıp okumak isteyebilir, mühendislik okumayı isteyebilir ama bütün bunların esprisi Türkçeden çıkar. Sizin Türkçeniz iyiyse, okuduğunuzu anlatma beceriniz, anladığınızı anlatma beceriniz varsa siz topluma da faydalı olursunuz. Yaptığınız hangi iş olursa da olsun ona muhakkak bir anlam bakımına katkı sağlarsınız. İşte bu çocukları biz ne kadar çok elimize tutabilirsek, onlara ne kadar yol gösterebilirsek bu ülke kazanacaktır, bu şehir kazanacaktır. Tabii biz bu eğittiğimiz çocuklara, ders verdiğimiz çocuklardan çok büyük yazar ve şair olarak beklenti içine sokmuyoruz. Onlara o yaşları itibariyle verilmesi gereken akademik ve düşünce ortamını vermeye çalışıyoruz.
Eğer siz o teknolojinin herkese hakim olduğu ortamda tamamen onlara bırakırsanız beyninin tamamını onlara bırakmış olursunuz. Ama biz bu aşamada ne kadar çok bu eğitim sayesinde onların zihin dünyasına, fikir dünyasına, hayal dünyasına dokunabilirsek bu işi kotarmış olacağız diye düşünüyoruz. Ve bu anlamıyla da yapmış olduğumuz bu edebiyat mahfili projesinin önemsiyoruz. Şu an bulunduğumuz yer Kübbiye. Kübbiye Antep evlerinde çok önemli bir yerdir. Değerli eşyaların konulduğu ve saklandığı yer anlamına geliyor. Biz de o çocuklara bu Kübbiye dediğimiz yerde ders veriyoruz ki siz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz ve sizin için biz mekan yaratıyoruz. Bu mekanda kendi benliğinizi, kendi kültürünüzü aldığınız eğitimlerin bir parçasını da okulun dışında, evin dışında, ailenin dışında farklı bir eğitim yoluyla da bunu size vermek şartıyla sizin zihin dünyanıza, fikir dünyanıza, eğitim dünyanıza katkı sağlıyor olmanın düşüncesini ortaya koyuyoruz. Bu burada bitmeyecek. Bizim burada eğittiğimiz arkadaşlarımızı belli bir aşamaya geldikten sonra bunlara bir dergi çıkartacağız. Belki de bunlardan almış olduğumuz o güzel bilgilerle beraber bir kitap haline getireceğiz. Biz bu çocukları ne kadar çok geçmişini unutmadan geleceğe yön verecek şekilde eğitebilirsek inanıyoruz ki geleceğimiz çok daha umutlu ve iyi olacaktır. Çünkü çocuklar gerçekten bizim sermayemiz. Şu an Gaziantep'e baktığınızda 2,5 milyonluk şehirden bahsediyoruz. Yüz binlerce öğrenciden bahsediyoruz. Biz dokunabildiğimiz insanlara, ulaşabildiğimiz insanlara rol model olarak verebileceğimiz insani öyküler olursa, fikri öyküler olursa biz bunların sonucunun gelecek nesillerde çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Malum eğitimdeyiz. Eğitimi yaptığınız yatırım bir anda ortaya çıkmaz. Bir doktor hata yapar, anında belli olur. Bir mühendis hata yapar, anında belli olur. Ama siz eğitimde yaptığınız yanlışlıkların sonucunu 10 yıl sonra anlarsınız. Eğitimde yaptığınız iyi işlerin sonucu da 10 yılda ararsınız. Çünkü eğitim bugünden yarına hemen etki veren bir şey değildir. İlmek ilmek işlemek gerekiyor. Çocuklara yönelmemizdeki en büyük etkinin bir tanesi de bu zaten. Hani ağaç yeşil eğilir diyoruz ya, biz onu başarabilirsek inanıyoruz ki bir model olarak, Türkiye'yi model olarak bunu sunabiliriz. Şehit olan 14 çocuk. Bunlardan bahsederken Gaziantep'li çocuklar Şahin Bey ve askerlerine erzak götürürken Doğukurcum Değirmeni'nde Fransızlar tarafından tek tek sıraya dizilip şehit oluyorlar. Ve zaten bir edebiyatçı bunları yazmasını bilmeli. Vatansever, vatanı için can veren kişiler olduklarını. Çocuklarımızdan Eymen gibi, Menekşe gibi çocuklarımızda da gördüğünüz gibi biz onların fikri yapılarına ortaokul çağlarında dokunarak, çünkü biliyorsunuz zihnin en çok geliştiği, bilginin en fazla aldığı, dışarıdaki bilgilerin öğrenciye fazla katkettiği bir yaştan bahsediyoruz. Ortaokulu seçmemizin sebebi o. Liseye gittiklerinde bunlar geliştireceklerdir. Yarışmaya giren ve belli bir edebiyat birikimi olan, şiir birikimi olan, yazma birikimi olan çocuklara siz düzgün bir temel verirseniz inanıyoruz ki bu üst kurullara, üst olaylara çok daha iyi sirayet edecektir. Önemli düşünürlere, yazarlara, şairlere bakın. Muhakkak çocuklarındaki bir anıdan, bir birikimden, bir yaşantıdan hareketle yaparlar. Ve eserlerinde muhakkak siz çocukluklarına dair bir obje bulursunuz. Büyük şairlerin, yazarların en büyük özelliği zamanında iyi eğitim almalarıdır. Okul eğitimini iyi almışlardır, anne babadan eğitimi iyi almışlardır, çevreden eğitim almışlardır ve kendilerine istidat varsa, yani çocuğu geliştirecek olan kapasite mevcutsa biz onu düzenlemeye çalışıyoruz. Bir heykeltıraş gibi düşünün, bir değer gördünüz, bir işleyecek bir maden buldunuz siz, o maden tek başına bir işe yaramıyor. Siz ona kafanızdaki şekli vererek bir sanat eseri meydana getiriyorsunuz, bir heykel meydana getiriyorsunuz, bir obje meydana getiriyorsunuz. Biz bu çocukları o şekilde görüyoruz. Düzgün bir eğitimle, düzgün bir bilgiyle onlara dokunduğumuz sürece biz inanıyoruz ki bu ülkenin çocukları çok daha iyi günler ve güzel günlere sahne olacaklar.
Tunç Çağı zamanlarında Fırat Nehri'nin sonsuz bereketli kıyılarında kurulan Gaziantep şehri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de coğrafi önemini korumaktadır. Bu değerin farkında olan ve onu layıkıyla taşıyacak Menekşe ve Eymen gibi her bir çocuğun tarih sayfalarında yerini alması bu ülkenin ve hepimizin kaderidir. Tıpkı Zeugma antik kentinden çıkarılan Çingene Kızı mozaiğindeki ince işçilik gibi. Korkma, sönmez bu şafaklar düğüze, nal sancak. Sönmeden yurdumun üstüne düşen en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni, ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarım sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.